Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde 48.57 sayılı İş Kanunu madde 25 kapsamında uygulanan disiplin cezaları yani uyarı, kınama, ücret kesintisi ve fesih nasıl oluyor? Nasıl bir süreç işliyor? Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar adımlarından. Öncelikle sırasıyla incelemek gerekirse başlık olarak herhangi bir şekilde işveren, işçinin, işveren veya işveren vekili, işçinin 25. madde kapsamında bir disiplin cezası uygulamak isterse öncelikle işçinin yazılı savunmasının alınması gerekiyor. Yazılı savunmasının alınmasının ardından savunma yeterli görülmezse işçinin imzalaması için uyarı ihtar yazısı gönderilir. İşçi aynı şekilde hareketlerine devam ederse işçinin yine yazılı savunması alınıyor. Daha sonra savunma yeterli görülmezse işçinin imzalanması için kınama ihtar yazısı gönderiliyor. İşçinin aynı şeyi devam ederse arkadaşlar, aynı disiplin şeyine devam ederse disiplinsizliğe, işçinin yazılı savunması alınıyor yine. Savunma yeterli görülmezse işçinin maaşından en fazla 2 günlük ücret kesintisi cezası veriliyor arkadaşlar. Bu iş kanunda belirtilmiştir madde 38'de. Yine aynı şekilde işçi hareketlerini düzenlemezse işçinin yazılı savunmasını alıp yazılı savunma yeterli görülmezse iş akdinin tazminatsız fesih hakkı doğuyor arkadaşlar işverence. Kapsam adımlar bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi iş kanunu madde 25'i bir inceleyelim. İş kanunu ben video şeklinde yapmıştım, YouTube kanalımda yer alıyor. Madde 25'i özellikle inceleyelim. Süresi belirli olsun veya olmasın işveren aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir. Birinci bent sağlık sebepleri. A şıkkı işçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi durumunda bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına 3 iş günü veya bir ayda 5 iş gününden fazla sürmesi. B işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve iş yerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumunda A alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı belirtilen hallerin işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre 17. maddedeki bildirim sürelerini 6 hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74. maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle iş yine gidemediği süreler için ücret işlemez demektedir. Sağlık sebepleri bu şekilde. Daha sonraki bent ise ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri. Evet arkadaşlar bu ikinci bent özellikle çok kullanılır işverenlerce disiplin cezalarında ikinci bent özellikle. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere atıf yaparlar savunma alırken. Bunlar nelermiş inceleyelim. A. İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler ve sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması. B. İşçinin işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması. C. İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. D. İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, iş yerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da iş yerinde bu maddeleri kullanması. E. İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması. F. İşçinin iş yerinde 7 günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. G. İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 iş günü veya bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda 3 iş günü işine devam etmemesi. H. İşçinin yapmakla ödevli olduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. Bu talimatlara aykırı davranmak diye de geçer arkadaşlar kısaca. I bendi işçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineler, tesisat veya başka eşya ve maddeleri 30 günlük ücretin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
Bu şekilde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri. Bunu bilmekte fayda var bu bende arkadaşlar. İş Kanunu 25. maddenin ikinci bende. Ve zorlayıcı sebepler var arkadaşlar. Üçüncü bend. İşçi iş yerinde bir haftadan fazla süreyle çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması. Daha sonra işçinin dördüncü bend ise işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17. maddedeki bildirim süresini aşması şeklinde. Evet, İş Kanunu madde 25 bu şekilde. İşçi fesin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı iddiası ile yargı yoluna yani iş mahkemesine başvurabiliyor arkadaşlar. Dava hakkı her zaman var arkadaşlar. İşinin feshedilmesinden dolayı bu maddeye dayanarak mutlaka mahkeme yolu açıktır. İşçiler hakkında uygulanacak disiplin cezaları şunlardır. İlk etapta uyarma, işçiye görevinin yerine getirilmesine ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğini yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama, işçiye görevin yerine getirilmesine ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Ücret kesme, işçinin ücretinden 48.57 sayılı İş Kanunu 38. maddesinde belirlenen miktar kadar kesinti yapılması. Yani 2 günlük yevmiyesinin kesilmesi. Haklı neden nefesi, işçinin 48.57 sayılı İş Kanunu 25. maddesi kapsamındaki fiili nedeniyle derhal ve tazminatsız olarak işten çıkarılması. Bunlar adım adım ilerler arkadaşlar. Öncelikle size uyarma ihtarı verilir. Daha sonra kınama ihtarı verilir sırasıyla. Daha sonra ücret kesme, en sonunda haklı nedenle fesih hakkı doğar arkadaşlar. Dört adımda gerçekleşiyor. Her yaptığınız karşılığında, disiplinsiz davranış karşılığında yani 25. maddede yer alan sebepler şeyinde arkadaşlar kapsamında. Disiplin cezaları İş Kanunu'nun madde 25'te belirtilen hallere ve iş yeri disiplin yönetmeliğine uygun olmak zorundadır. Evet, işveren tarafından verilecek disiplin cezaları mutlaka İş Kanunu madde 25'te belirttiğimiz hallere uygun ve iş varsa iş yeri disiplin yönetmeliğine uygun olmak zorundadır. Çünkü iş yerleri disiplin yönetmeliği de yayınlayabiliyor arkadaşlar. Onları da incelersiniz disiplin yönetmeliğiniz varsa. Yoksa İş Kanunu madde 25'e atıf yapar savunma isterken arkadaşlar. Bölümün en sonunda zaten onu da inceleyeceğiz arkadaşlar. Örnek bir olay üzerinden. Şimdi işçinin savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Yazılı savunmanız alınır arkadaşlar. İşçiye gönderilen yazıda hakkında disiplin soruşturması açılan davranışın nedeni, savunmasının belirtilen sürede yapmadığı takdirde savunmasını işçi savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı bildirilir savunma yazısında arkadaşlar. Ve dediğimiz gibi işçiye gönderilen yazıda hakkında disiplin soruşturması açılan davranışın nedeni. Nedeni mutlaka madde 25'e İş Kanunu madde 25'te yer alması gerekiyor. Onu içeren bir başlıkta olması gerekiyor yani. Savunma yazıları personel uyarı veya ihtar alması durumunda vermesi gerekli yazılı ifadedir. Savunma yazısı genel olarak çalışanların hal ve hareketlerindeki etik dışı eylemler ve bu eylemlerin tekrarı durumunda istenmekte ve idari anlamda uyarı, kınama, ücretten kesme, iş akdinin feshi gibi sonuçlar doğuran ihtar yazıları ile sonuçlanmaktadır arkadaşlar. Bahsettiğimiz gibi yine bahsedelim sırasıyla sunumun başında bahsettiğimiz gibi. İlk etapta yazılı savunma isteniyor. Savunma yeterli görülmezse uyarı, ihtar yazısı gönderiliyor. Aynı hareketin tekrarı durumunda işçi tarafından yine savunma alınıyor. Savunma yeterlisi görülmezse bu sefer kınama ihtar yazısı gönderiliyor. Bu ihtar yazıları işçi tarafından imzalanması gerekiyor. İşçinin yazılı savunması tekrar alınır aynı harekette devam ederse. Savunma yeterli görülmezse işçinin maaşına en fazla 2 günlük ücret kesintisi cezası veriliyor. Yine işçi aynı harekete devam ederse işçinin yine yazılı savunması alınıyor. Savunma yeterli görülmezse işçinin iş akdi tazminatsız olarak feshediliyor. Adımlar bu şekilde. Dediğimiz gibi uyarı, kınama, ücret kesintisi, en sonunda iş akdinin feshi arkadaşlar. Bu şekilde ilerler. Devam edelim. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz ekranda savunma istemi yazısı var arkadaşlar. Bu şekilde yazılır genel olarak bir başlık atılır. Daha sonra konu neymiş? Talimatlara aykırı davranmak. Ne denmiş? Sayın Erkan Tosun, 9-10-2004 tarihinden beri güvenlik görevlisi olarak çalışmakta olduğunuz Manisa Tosunlar Özel Güvenlik Hizmetleri Sanayi AŞ adresinizdeki iş yerimizde tarafınıza daha önceden bildirim yapıldığı halde 9-3-2021 günü saat 18.30'da şirketin yaptığı toplantıya mazeret bildirmeden katılmadığınız tespit edilmiştir. Yani mazeretsiz daha önceden bildirim yapılmış bana. Ben mazeret bildirmemişim ve katılmamışım da toplantıya. Bunu diyor.
Konuyla ilgili savunmanızı 11.03.2021 tarihine kadar, yani bana kaç gün süre verilmiş? Ayın 9'u, 10'u, 11'i. 11 akşamı 3 günlük süre verilmiş. Tarihine kadar yazılı olarak vermenizi aksi takdirde savunma hakkınızdan imtina etmiş kabul edilerek diyor. İmtina vazgeçmiş, yani savunma yapmayacağınız kabul ediliyor. Hakkınızda 4857 sayılı iş yasasının 25. maddesinin ikinci bende. İkinci bende neydi? Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranmak. Orada yer alan bentler vardı, saymıştık arkadaşlar. Bu bendin hükmü doğrultusunda işlem yapılacağının bilinmesini ve gereğini rica ederim denmiş. Aslında bu ikinci bendin hangi şıkkında atıf yapılıyor, bu da belirtilmesi gerekiyor. Aslında burada bir eksiklik var arkadaşlar. 25. maddenin iş yasasının ikinci bendin hangi şıkkı? Ben hırsızlık mı yapmışım? Taciz mi yapmışım? Ne yapmışım? İş yerinin malına zarar mı vermişim? Bu şeyde iş kanununda net olarak hangi maddeye atıf yaptığını belirtmemiş arkadaşlar. Bu eksik bir yazı olmuş, dediğimiz gibi işveren tarafından verilen. Buna belirtmesi gerekiyor. Mutlaka, yani iş yasasının 25. maddesinin 2. bendenin hangi hükmü doğrultusunda, bunun belirtilmesi gerekiyor. Burada öyle bir eksiklik var. Bu şekilde bir yazı gönderildiğinde hemen savunma isteminin yazısı altına el yazısıyla savunma yazılır arkadaşlar. 9.03.2011 günü saat 18.30'da, pardon, burada düzeltme yapmak gerekiyor. 17.30 yazmışım. 18.30'da şirketin yaptığı toplantıya aynı gün 24.08 nöbete geleceğim ve gündüz uyuyamadığım, gece iş yerinde verimli nöbet tutmak için akşam üzeri uyuduğum ve uyanamadığım için toplantıya katılım sağlayamadım. Toplantıya katılım sağlamış olsaydım gece nöbette istem dışı da olsa uyuyakalabilirdim. Bu yüzden buna mahal vermemek için o saatte istirahatteydim. Takdir edersiniz ki öncelikli olan projedeki iş verimliliğimizdir. Evet, bu şekilde bir savunma yazılmış arkadaşlar. Bu savunma özgün fikirleri de içermesi gerekiyor. Tabii durumu anlatması gerekiyor. Fakat burada nasıl işveren iş yasasının 25. maddesinin 2. bendinin hükmü doğrultusunda diyorsa, iş yasasını iyi okumak gerekiyor. İş yasasının maddelerine atıf yaparak bir savunma yapılırsa daha etkili olacaktır arkadaşlar. Mesela işveren mesai saatleri dışında keyfi olarak işçiyi çağıramaz. Bunun iş kanununda yeri vardır mutlaka. Bu maddeye atıf yaparak bir savunma yapmak daha etkili olacaktır arkadaşlar. Dediğimiz gibi savunmamızı yazdık. Ad soyad yazıp imzalamak gerekiyor arkadaşlar. Ve şirkete gönderiyorsunuz arkadaşlar. Faksla ya da şahsen gönderiyorsunuz. Şirket inceliyor. Savunma yeterli görünmezse size ihtar yazısı gönderir arkadaşlar. Sırasıyla dediğimiz gibi öncelikle uyarı verir. Daha sonra aynı savunmanızı tekrar alırsa, aynı şekilde talimatlara aykırı davranırsanız başka bir hareketten, bu sefer kınama yazısı gönderir. Savunmanızı alıp kınama ihtar yazısı gönderir. Bu şekilde devam eder arkadaşlar. Evet, İş Kanunu 25. madde kapsamında incelediğimiz savunma ve ihtar yazılarını inceledik arkadaşlar. Hangi sıraya göre alınıyor, yani uyarı, kınama, daha sonra neydi? Ücretten kesme, iş akdinin feshi şeklinde devam ediyor dedik arkadaşlar. Ve örnek bir savunma istemi yazısı üzerinden şeyi detaylandırdık arkadaşlar, konuyu. Evet, benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Aklına takılan sorusu olan arkadaşlar bana ulaşabilirler arkadaşlar, iletişim adreslerim üzerinden. Teşekkürler.